Merhaba, Merkez Bankası biraz evvel uzun zamandır beklenen adımı attı ve faizleri, politika faizini düşürdü. 425 bas puan, bunun Türkçe mali 4.25, %4.25 düşürüldü politika faizi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yarım saat önce açıklandı. Bu, Merkez Bankası'nın son buçuk yıl içindeki ilk faiz e, düşürme kararı o açıdan önemli. E, uzun zamandır e, faizler yüksek seviyelerdeydi çünkü enflasyon yükselmişti e, ve e, merkez bankası yükselen enflasyonu e, yakalayabilmek için e, faizleri e, artırıyordu e, geçtiğimiz dönemlerde. Şimdi enflasyonun gerilemeye başlaması e, sonrasında e, merkez bankası faizi Epey e, denebilecek bir oranda e, 4.25 e, puan düşürdü. Bugün biz öncelikle e, bu adımın Merkez Bankası'nın faiz indiriminin e, Ayşe teyze Ali Rıza amca için, yani sokaktaki vatandaş için e, ne anlama geldiğini, doları, euroyu e, nasıl etkileyeceğini e, incelemeye çalışacağız. E, i̇şin teknik boyutunu, Profesyoneller, piyasa uzmanları, oyuncuları zaten detaylı bir şekilde inceleyecekler ve önümüzdeki işte saatlerde, günlerde raporlarına yansıtacaklardır. 425 baz puanlık indirim birçok yatırım kuruluşunun beklentisine göre para piyasalarında dolar ve euro üzerinde çok radikal bir etki yaratmayacak. Bu sabah. İş yatırım ve ziraat yatırım birer rapor yayınlamışlardı. İş yatırım e, aynen şöyle demişti. İş yatırım olarak tahminimiz faizlerin 400 bas puan düşürüleceği yönünde. İş yatırımın beklentisine çok yakın bir e, seviyede gerçekleşti. Merkez Bankası'nın kararı e, sadece 25 bas puan yani 0.25 e, daha... E, ...düşürdü Merkez Bankası. Ee, Ziraat Bankası da benzeri yönde... ...bir tahmin yapmıştı ama önemli olan... E, ...bu seviyedeki bir faiz... ...indiriminin... E, ...doları, euroyu nasıl etkileyeceğine dair... ...bu iki kurumun, bu iki aracı kurumun... E, ...bu iki köklü aracı kurumun... E, ...öngörüleri, yorumları... E, ...onları... E, ...şimdi bir bakalım. İş yatırım şöyle diyordu... E, ...sabah... E, ...400 bas puan e, üzeri indirimlerin... ...yani 4 puandan yani yüzde dörtlük bir indirimden fazlasının diyelim ki 5 6 hatta kimilerinin korktuğu gibi 7 8 puanlık çok sert çok radikal bir faiz indiriminin eğer olsaydı iş yatırıma göre para piyasaları üzerinde negatif etkisi olacaktı. Ziraat Yatırım da şöyle diyordu sabah 350 400 bas puanlık bir indirim Piyasalar üzerinde nötre yakın bir etki yapacak. Yani ne demek nötre yakın bir etki yapmak? Piyasaları çok da fazla etkilemeyecek. Ne etkilerdi? Tekrarlayalım. Korkulduğu gibi çok sert bir faiz indirimi yapılmış olsaydı bugün Merkez Bankası tarafından 6-7-8 puanlık. O zaman bunun çok sert bir etkisi olurdu TL dolar yani TL dolar TL euro kuru üzerinde ve diğer piyasalarda mesela borsada ya da indirim daha sınırlı kalsaydı mesela 1-2 puanlık bir indirim olsaydı onun da farklı bir etkisi olurdu ama 3-4 puanlık indirim piyasanın tahmin ettiği beklediği bir indirim oldu. Bunun elbette bir iyimser hava Kısa vadede e, yaratma potansiyeli var, ama böyle bir deprem e, olum bir hani piyasaları sarsacak bir deprem yaratmasını en azından e, tekrarlayalım e, güvenilir aracı kurumlar beklemiyor, ben de doğrusu beklemiyorum. Peki e, merkez bankası neden faizi düşürdü? Ona bir bakalım. Hepimiz biliyoruz, ben de bugün t 24teki yazımda anlattım. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır faizlerin düşürülmesini istiyor. En son bunun için Merkez Bankasının başkanı değiştirildi biliyorsunuz Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı. Bugünkü toplantı zaten Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun bugünkü toplantısı Murat Uysal'ın yeni başkan Murat Uysal'ın başkanlığında yaptığı. İlk toplantıydı ve ilk toplantıda faiz indirimi kararı çıktı. Murat Çetinkaya'nın faiz indirimine direndiği yönünde çeşitli haberler yayınlandı. Mesela Reuters 3 puanlık yani 300 bas puanlık faiz indirimi talebini iktidardan gelen Çetinkaya'nın reddettiği bunun üzerine de tepkileri çektiği yönünde bir haber yayınlamıştı. Bu yalanlanmadı mesela bu haber. Ama şunu zaten biliyoruz, bu bir sır değil. Erdoğan bunu uzun zamandır, yıllardır e, söylüyor. Faizlerin düşmesini istiyor, faizin bütün kötülüklerin anasını olduğunu söylüyor. Faizin e, bütün kötülüklerin anasının olması yanı sıra aynı zamanda yüksek enflasyonun sebebi olduğunda e, açıkladı. Daha kısa bir süre önce, birkaç hafta önce aynen böyle demişti. Enflasyon neden yüksek? Türkiye'de biliyorsunuz yüksek. Şu an %16 ama bir ara %25'e kadar çıkmıştı. Çünkü faizler yüksek Erdoğan'a göre. Haliyle faizler düşürdürse enflasyonda iner. Öbür yandan yine Erdoğan Cumhurbaşkanı işsizliğin çaresinin de faizlerin düşürülmesinden geçtiğini söylemişti. Çünkü yine kendi cümleleriyle mealen aktarıyorum. Yüksek faizlerin Yüksek faizin müteşebbis ruhunu, girişimcilerin yeni yatırım yapma hevesini önüne ket vurduğunu, engel oluşturduğunu, faizin düşmesiyle girişimcilerin yeni yatırımlarının canlanacağını ve haliyle yeni yatırımlar yapıldıkça da işsizliğin azalacağını hatta ve hatta yine kendi cümleleriyle söylüyorum ihracatında da artacağını, daha da artacağını, ihracat zaten artıyor ama daha da artacağını söylemişti. Oysa önceki gün e, Mahfi Eğilmez hocamız e, yazdı. T24'te de onun yazısını hep birlikte okumuştuk. İktisat kitaplarında ve işte klasik iktisat öğretisinde böyle yazmıyor. Böyle bilmiyoruz. Yüksek faiz yüksek enflasyonun sebebi değil. Genel iktisat öğretisine göre. Tam tersine Enflasyon faizin sebebi. Şimdi aslında farklı bir yoldan gidiyoruz. Erdoğan bundan önceki Merkez Bankası Başkanı'na kendi faiz politikasını uygulamadığı için kızmıştı. Şimdi onun arzuladığı faiz politikasını uygulayan yeni bir Merkez Bankası Başkanı var bugün faizleri indirdi. Bakalım enflasyon düşecek mi? Bakalım işsizlik azalacak mı? Bakalım yatırımlar artacak mı? Enflasyonun kısa bir süre için zaten düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayalım. Baz etkisi denilen şeyden ötürü kısaca söylemek gerekirse geçtiğimiz yaz aylarındaki o meşhur kur depremi sonrasında işte TL'nin 7.23'e çıktığı kur depremi sonrasında enflasyonda bir patlama olmuştu enflasyon çok yükseldiği için bugün yıllık enflasyonu geçtiğimiz yıl e, ulaşılan zirveye göre söylediğimiz için yani bir önceki yıla göre, fiyat artışları dediğimizde geçen yılın Eylül'üne göre, Ağustos'una göre, Ekim'ine göre hesapladığımız için ve geçtiğimiz sonbahardaki enflasyon da çok yüksek olduğu için bir baz etkisi oluşuyor ve enflasyon işte birkaç aydır bundan ötürü düşüyor. Tabii bunun yanında yaz mevsimi dolayısıyla sebze meyvenin işte her yaz olduğu gibi hasat mevsiminde ucuzlamasının da etkisi var. Bu arada insanların e, harcayacak gücü kalmadığı için e, perakendecilerin fiyatlarda biraz indirime gitmesinin de etkisi var ama en önemli sebep baz etkisi. Yani enflasyon biraz düşecek ama bu düşüş acaba kalıcı olacak mı? Yoksa kış aylarına geldiğimizde o meşhur baz etkisi etkisini yitirdiğinde, önemini yitirdiğinde yeniden enflasyonda yavaş yavaş yukarıya doğru bir kıpırdanma mı göreceğiz? Birçok uzman ikincisinin olduğunu Türkiye'de sebze meyve fiyatlarını geçtiğimiz kış aylarında işte çarşının pazarın da yangına sebep olan insanların öfkelenmesine sebep olan sebze meyve fiyatlarındaki kış aylarındaki yüksek oranlı artışların böyle kısa sürede çözülmesini mümkün olmadığını söylüyorlar birçok uzman bunların arasında ziraatçiler de var geçtiğimiz yıllarda bulunamayan çözüm bu yıl nasıl bulunacak? Nasıl bir anda e, kış aylarında sebze meyve fiyatlarında hızlı düşüş e, gerçekleştirecek iktidar? Bunu bilmiyoruz. Burası bir sır. İkinciye gidelim işsizlik meselesine. Faizler, e, düşünce e, yatırımların canlanıp işsizliğin de e, düşmeye başlayacağı e, tezinin gerçekleşmesi için birkaç e, şey gerekiyor. Bir kere her şeyden önce Türkiye'de bir güven ortamının, bir ekonomik ve siyasi istikrar ortamının e, vücut bulması lazım. Türkiye'de şu an yatırımların, yatırımcıların yatırım yapmamasının tek sebebi faizlerin yüksek olması değil. İnsanlar bir kere her şeyden önce önlerini göremiyorlar. Bir sene sonra, iki sene sonra ne olacağının bu ülkede garantisi yok. Uzun zamandır garantisi yok. Hem ekonomik, ekonomik açıdan yok hem de e, siyasi e, açıdan yok. Siyasi pek çok risk var Türkiye'de. Her şeyden önce iktidarın e, gazabına uğrayıp e, işte mallarınıza el konulacağının konulmayacağının bir garantisi var mı diye her müteşebbis Türkiye'de düşünüyordur. İkincisi e, Türkiye'nin bir takım siyasi e, politik e, dış politik e, dış, dış politikada uluslararası arenada bir takım bir takım siyasi e, riskleri var. Her an tırmanma e, istidadı gösteren işte S400 krizi, işte Doğu Akdeniz'de e, sondaj krizi, işte e, Kuzey Suriye'de Amerika ile ve Rusya ile yaşanan gerilimler, çekişmeler her an patlama olasılığını içinde taşıyor. Yani yarın öbür gün Amerika'dan S400'lerle ilgili bir yaptırım kararı geldiğinde bunun para piyasalarına, dolara, TL'ye ve diğer TL cinsinden varlıklara nasıl etkide bulunacağını Bilmiyoruz. Yatırımcılar da bilmiyor. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki e, sondaj meselesiyle Türkiye'ye Amerika, Amerika kadar sert olmasa da yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağının da bir garantisi yok. İdlib'de ile çekişme, bir sıcak çatışmaya yol açar mı endişesi bir e, dış politik risk olarak varlığını koruyor. Buna benzer başka e, riskler de var işte Kuzey Suriye'de mesela malum ile yaşanan bir takım mümmiç dolayısıyla yaşanan e, bazı e, çekişmeler, e, kriz noktaları e, varlığını sürdürüyor. Hal böyleyken yatırımcıların Türkiye'de önünü görmesi, geleceğe güvenle bakması pek o kadar kolay değil. Siz bu koşullarda mesela paranızı harcayıp gidip ev alır mısınız? Kim alır? Siz ev almaz, yani e, uzun vadeli yatırımın önünün e, açılması sadece faizlerin düşürülmesiyle olabilecek bir şey değil. Türkiye'de e, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması gerekiyor ve bu bir açıdan da demokrasiden geçiyor. Demokratik adımların e, atılması gerekiyor. İçeride e, onlarca e, gazeteci e, varken... İçeride iş adamları varken geleceğe çok güvenle bakmak çok o kadar Türkiye'de kolay değil. Diğer taraftan bir de tabii şu var, faizlerin, evet faizlerle yatırım arasında bir neden sonuç ilişkisi gerçekten de var. Enflasyon ve faiz arasındaki ilişkiden farklı olarak burada teorik olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. Teorik olarak faizler düştükçe yatırımların önünün açılması lazım. Yani eğer insanlar, yatırımcılar faizden para kazanamıyorlarsa yatırımdan elde edecekleri getiri faizin sağlayacağı getirmeye yakınsa veya daha ondan yüksekse elbette yatırım cazibe kazanır. Ama onun için de 3-4 puanlık bir faiz indirimi yeterli olmaz. Bugün Merkez Bankası 4 puan indirdi. 4.25 puan indirdi faizleri. Ama şöyle düşünelim. Örneğin inşaat sektörünün canlanabilmesi için konut faizlerinin, konut kredisi faizlerinin %1'in altına inmesi gerekiyor. Şu anki seviyeler de yüksek. 3-4 puanlık Faiz indiriminin yani bugünkü faiz indiriminin konut kredisine e, yansıması da yeterli olmayacak. Biraz rakamlara baktım e, bugünkü program öncesinde. Örneğin Akbank iki gün önce konut kredisi faizlerini indirdi ve bunu bir çok olumlu bir haber olarak e, duyurdu müşterilerine, e, potansiyel konut alıcılarına. Peki nereye indirdi konut kredisi faizini Akbank? %1,5'a indirdi. %1,5 hala çok yüksek bir oran. Bugün bir buçukla 1,49 tam oran Akbank'ın kredisi ama diğer bankaların da ona yakın. Bugün bir buçukla konut kredisi aldığınızda 100 bin lira diyelim. 100 bin lira hiçbir şey yetmez ama 100 bin lira aldığınızı varsayalım. 10 yılda 261 bin lira ödüyorsunuz. Bir başka banka, FIBA Banka mesela daha da yüksek orada konut kredisi e, faizi. FIBA Bankadan aldığınızda 300 bin liraya yakın bankaya geri ödeme yapıyorsunuz. Yani aldığınız kredinin neredeyse 3 katı ödeme yapıyorsunuz bankaya. Bu koşullarda siz e, konut kredisi alır mısınız? E, konut kredisiyle e, daire almaya kalkar mısınız? Hayır. Bu faiz seviyesi hala çok yüksek. Erdoğan'ın istediğinin olması için faiz indirimlerinin sürmesi gerek. Ama biraz evvel sözünü ettiğimiz riskler duruyorken de işte S-400 krizi gibi, Doğu Akdeniz gibi, Suriye gibi o riskler duruyorken de faizleri daha da indirmek TL üzerinde olumsuz baskı yaratma potansiyeline sahip. Tekrarlayalım. Ve yavaşça toparlayalım. Bugünkü 3-4 puanlık indirim, TD üzerinde çok olumsuz bir etki yaratma potansiyeline sahip değil. En azından güvenilir yatırım kuruluşlarının beklentisi bu yönde. Ama 3-4 puanlık indirim veya bugünkü işte 4.25 puanlık indirim, Erdoğan'ın istediği o canlanmayı, o yatırım patlamasını sağlamaya yetmiyor Muhtemelen Merkez Bankası Eylül ayında ve ondan sonraki aylarda faiz indirimlerini sürdürecek ama indirimlerin sürmesi bugün olmasa bile sonbahar aylarında TL üzerinde bir baskı yaratmaya, istikrarsızlık unsuru e, olarak e, piyasaları olumsuz etkilemeye başlayacak. Evet, Merkez Bankası'nın Bugünkü adımı sadece bir başlangıç. Önümüzdeki aylarda devam etmesini bekliyoruz. Yaz ayları muhtemelen sakin geçecek genel beklenti o yönde. Ama sonbaharla birlikte havalar yavaş yavaş fırtınaya dönmeye başlayacak. Biz piyasalarda, ekonomide, çarşıda, pazarda olanları T24'te izlemeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.